Göremiyorum. Hayır. Hiçlik efsanesi alamayan kimse göremiyorum. Çünkü ben aldım. Görüşmek üzere. Herkese merhabalar. Ben Çağrı. Yeni bir Raid Shadow Legends videosuyla karşınızdayım. Çok keyifliyim çünkü portal mor mor yanmakta. Mor taşlarımızda iki kat şans etkinliğimiz var. Nereye geldim? Buradayım. Mor taşlarımız iki kat şans etkinliği ne demek? %16 epik alma ve %1 hiçlik efsanevisi alma demek. Muazzam bir etkinlik. 31 adet de mor taşım bulunmakta. Şimdi şeye bir göz atalım hemen. Bizim çağırma etkinliğimiz başlamış mı? Bugün aslında bir tırnak içinde keri silkeleme dedikleri olayı yapmaya çalıştılar. Takip etkinliğini daha geç 2 saat sonraya koyup portalı daha erken açtılar. Bu bayağı tepki çekti. Önce yapıldığında da çok tepki çekmişti. İnsanlar mor yandığını görüp direkt açtılar taşları ama etkinlikten puan alamadılar. Şu an saat 2.30 civarında ve daha yeni açılmış gördüğünüz gibi. 11 gibi de portal yanmıştı. Etkinliğimiz aldığımız karaktere göre puan verdiği için ne kadar epik alırsak o kadar iyi. En azından şu kitabı da alabilmemiz için. Bugün Klan Boss'tan mor düşüremedim. Birkaç gündür düşüremedim. O yüzden 31'de kaldık. Önce şu mavileri açayım. Mavilerden belki güzel füzyonun nadirlerinden gelir diye umuyorum. Magma kanlı geldi. Berbat bir karakter. Sesimizi bir kontrol edelim. Altan geldi. Müthiş. Kıdemli Altan. Hemen iki taşımızı açalım. Geçen gün böyle gelen mavileri açıyordum hiç bekletmeden. Bir önceki füzyonun karakteri geldi. Açarken Cupidus çıktı. Efsanevi olarak. Gayet güzeldi. Hatta size onu da gösterip sonra mor taşları açmaya başlayacağım. Nerede benim canım Cupidus'um? Daha etkinliği beklediğim için kasmadım. Burada. Valla güzel geldi. Grubu bitmiş olmasına rağmen kullanırım diye düşünmekteyim. En azından bir yerde kullanılır. Şimdi başlıyoruz. Efsanevi taşlarımızı açmaya. Pardon, hiçlik taşlarımızı açıp efsanevileri çıkarmaya. Ha, şunu da söyleyeyim. Ne bekliyorsun derseniz şu yeni gelen Kardiel muazzam bir karakter. Hem tasarımı çok güzel, hem özellikleri korku veren, iyileştiren bir abiri. Dezavantaj bloklama, 3 turluk artı ölümden sonra canlanması var. Kritik oranı ve damage ekleyip bir müttefik saldırısı yapıyor. Onun dışında herkesle beraber sürekli karşı saldırı şeklinde, beraber saldırı şeklinde gitmekte. İstediğim karakterlerden birisi o. Birisi Raglin. Raglin muhteşem bir karakter. Onun dışında burada istediğim Aitos güzel bir karakter. Gelirse mutlu edebilecek bir karakter. Spesifik olarak Hortlak sürülerinde de şu alttaki dörtlü şu hariç erişilebilir. Üçünü de isterim. Bakalım neler alacağız. Hatta belki video çekerim en güzel hiçlik efsanevileri diye istek olursa. Uzattım. 3 dakika konuştum. Şimdi başlayalım taşlarımızı açmaya. English 888'e aldım. Turnuva pozisyonumuz aşağıya kayıyor. Efsanevi istediğimizi bildirelim. Chat akmıyor. Büyük ihtimalle buranın chat'i şu an çok kalabalık durumda. Ben başlıyorum taşlarımı açmaya. İlk taşımızla başlayalım. İlk taşımızdan bir nadir aldık. Gözü pörtlek, boyulmuş yola aldık. İkinci taşımızı açalım. Bir nadir daha. Kazıyıcı aldık. İşte bu füzyonun hiçliklerinden bir tanesi. Yakışıklı, yüzü pak bir abimiz. Taşları açtıktan sonra bakacağım. Bir epik yüksek titan. Bu bende yoktu. İlk kez geldi. Kullanmayacağım büyük ihtimalle. Belki gruplarda kullanırım. Ama o kadar güzel hiçlik epikleri varken yüksek titan yüzümü güldürmedi ama olsun aldık. Bir nadir daha acı sorumlusu ölümsüz takımların kilit taşlarından birisi almış bu durumdayız. Bir adet iç boşaltan nasıl bir karakter bu? Hafif zehir, küçük bir defans kırmasıyla çok muhteşem bir karakter değil. Bir nadir daha aldık. Renegade, muhalif. Muhalif de çok kullanılıyor. Çünkü bütün müttefiklerin becerilerini bir tur azaltmaya yarayan bir karakter. Güzel. Sevilenlerden biri nadirler arasında. Slasher, çöp. Çöp direkt geçelim. Çok düşünmeyelim. En azından bu aralar bir epik daha alırsak. Gündüz yürüyen. Gündüz yürüyen garip bir karakter. Pasif sayesinde öldükten sonra bütün düşmanlara saldırıyor. Ben ilk bu karakterin bu özelliğini Doom Tower'da keşfettim. Sürekli hasar yedikten sonra fark ettim.
Böyle bir karakter. Dejir aldık. Hançer. Bunu niye çevirmemişler acaba Hançer diye? Bir epik daha aldık ve bir adet daha ilk suvayı. Tam bir berbat çöp bir karakter. İlk suvayı hiç sevmiyorum. Bende bir sürü birikti. Yani o kadar hiçlik epiğinden yine bunu aldık. Bir nadir daha. Hasatçı. Konuşacak çok bir şey yok. Devam edelim. Bir nadir daha aldık. Gene muhalif. Hızlıca açalım. 15 taş da olmadı. Kanal değiştiririz. Aslında kendimizce bir totem. Bir adet daha acı sorumlusu. Kısır döngüye girdik. Hızlandıra hızlandıra açıyorum. Bir nadir daha geldi. Emektar. Zaten muhalifin bu da komşusu sayılır. Bir epik daha aldık ve Rowan tam bir çöp bu karakterde. Buff gerekiyor. Sersemletmesi var. Zehirlemesi var ama buff isteyen karakterlerden bir tanesi diyebilirim. Çok fazla kullanan yok. Puanları 4 civarında. 16 taşımız kaldı. Sadece 2 epik alabildik şu an. Angar alan var. Aitos alan var. Bakıyoruz şöyle bir. Golak, Sir Nicholas. Güzel karakterler de alınmış. 666'da şansımızı deneyelim. Biraz da 666'da deneyelim. Pisi pisi. Kedim geldim yağlıyor. Sesi gelmiştir belki size. O zaman taşları açmaya devam edelim. Biraz da 666'da açalım. Bir deri tazısı. Deri tazısı geldi. Deri tazısı o kadar kötü bir karakter değil. Çünkü sefer savaşlarında 5 saniye 6 saniye civarında kesebilen bir karakter. Becerileri alan vurduğu için güzel bir karakter. Kasarsanız seferinizi götürür bir epik. Aldım. Göklerin şamanı. Yoktu. Çok hoş bir karakter. Neden hoş bir karakter? İlginç bir tasarımı var. Bayağı gök Türkler böyle hani Türklerin şaman atalarını falan andıran bir karakter. A1'i iyileşme falan filan yapıyor. Dönüş metreleri yükseltiyor. Kendine de hasar alıyor. A2'si ölümden sonra canlanmayla dezavantaj bloklama veriyor. 4 tura düşen pasif becerisi var. Her turun başında kendisine hasar verip sonra karşıya dezavantaj yağdırdığı güzel bir karakter. Doom Tower'da sizi çok zorluyor. İki mortu makapla beraber geldiği tur gerçekten çok zor. Bende yoktu. Yine olmayan bir epik aldım aslında. Bu da beni mutlu etti. İnsan yiyen alamadık. Sürekli bunları alıyoruz. Dikişli canavar. Devam. Çok bir özelliği yok. Bir nadir daha aldık. Dökümcünün çakması kararlı şef. 2 turluk defans arttırıyor. Bu becerisi güzelmiş. Klan boss da belki kullanılabilir olmayanlar için. Örtüsü var. Bir de kışkırtma veren. Defans karakteriniz yoksa belki klan boss'ta kullanabilirsiniz diyelim. Bir adet daha hasatçı. Son 10 taşa düşüyoruz şu an. 10 adet taşımız kalmak üzere. Bir adet daha nadir aldık. Arayıcının çakması, kıyamet çığlığı. Bu da hoş bir karakter. Aslında nadirler arasında güzel bir karakter. 3 tura düşen, yine bir dönüş metre doldurup defans basan bir özelliği var. Diğerini kullanacağınızı alın, bunu kullanın. Diyelim bir nadir daha. Tipsiz bir avcı kadın. Avcı kadın şu an dükkanda da bulabilirsiniz. Çünkü bu Broadmaw'ın neydi adı? Türkçesi neydi? Bu kertenkelenin füzyonunda kullanılıyor. Gereken de bir karakter. Bir nadir daha aldık. Kıyamet Rahibi. Histrion ismi öyle bir adı olan bir karakter. Güzel bir karakter. Diriltme yapıyor. Grubunuzda bunu kullanabilirsiniz Kıyamet Rahibini. Hoş sayılabilecek bir karakter. Bir nadir daha aldık. Gene bir emektar. Şu son 6 taşımız. Artık çok umudum kalmadı. Epik bile alamadım düzgün. Bir adet bağcılarlı pantera geldi. Şu karizma, şu tip, şu eğri duruş. Muhteşem. Devam. Bir nadir daha. Yine bir paragon. Paragon güzel bir karakter. Paragon'u sefer savaşlarının kabusunu bitirirken aynı zamanda bunu mortulu turda da kullanan var. Doom Tower'da. Paragon isteyebileceğiniz bir karakter elinizde yoksa bir adet daha ışık yeminli. Işık yemininin var. Yarı kasılı 50 level'da. Ne gibi özellikleri var? Dönüş metre alan bir A1'i var. %10. Düşük bir miktar. Eğer isabetini arttırırsanız atak azaltıp hız azaltan tek bir kişiye saldıran bir özelliği. Ve tüm müttefiklerin defansını arttırıp ölümden sonra canlandırma veren 4 turluk bir özelliği var. Çok övülse de bence o kadar güzel bir karakter değil.
Daha güzel olabilirmiş. Çukur, son 3 taşımız. Son 3 taşımızı da açalım. Bir nadir daha. En azından bir cüce alsaydım iyiydi ya. Cücelerdeki şu hiçliği alsaydım çok iyi olurdu. Epik. Gelmedi. Bir adet itirafçı. Kesinlikle hiçliği hak etmeyen bir karakter. Daha ve son taşımız. Son taşımızdan da bir kanlı boynuz aldık. Buradan neler aldığımıza bir bakalım. Hiç sevmedim ben bugünkü pull kısmını, yani karakter çağırma kısmını. 1, 2, 3, 4, 5 adet hiçlik epi almışız. Geri hepsi nadir aldık. 31 taşta 5 epik. Yani %16 oran olduğunu varsayarsak, olması gereken gibi gözükse de bence az. Hiç efsanevi çekemedik. En son Krisk'i almıştık biliyorsunuz. Moralimi bozdu mu? Bozdu yani. Ne bileyim, işime yarayan hiçbir epik alamadım. Bu kadar efsanevi şunu bunu alırım derken. Şampiyon takibine bir göz atalım. Ne durumdayız? 3000 puanı görmüşüz. Bunların hepsini patır kütür böyle çektim. Bir adet epik almış olduk. Bir adet de nadirini almış olduk. Füzyonun bir tanesini de çıkardık taşlardan. Ya beni üzen şundan birkaç tane daha çıkarsam olur muydu? Olurdu. Füzyonumuz bu şekilde. Bir tanesini aldık. Şu çocuğun bir tanesini aldık. Şu gözleri patlak arkadaşın da bir tanesini aldık. Bu şekilde kapattık. Önümüzdeki taş çağırma etkinliği için de 6 tane sarı taş biriktirdim. Kitaplarımız ne durumda? Kitaplarımız iyi durumda. Aslında çok güzel kitap sakladım bu etkinlik için. Bir şeyler alırız da basarız da işte olmadı. Şans. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bana başka gelen insan olmadı. Şöyle taşım var. Bir arkadaş yazdı 5 taşım var diye ama 5 taşı açacağım. Epic bile gelmeyecek. 30 taşta durum ortada. O yüzden onu dahil etmedim. Başka taş açılımlarında önceden gelen, mesaj atan, Discord'dan falan ulaşan arkadaş olursa taşlarını açarım ama bu aralar gördüğünüz gibi şanssızım. Cücü açtığımız iki hiçlik efsanevisinden sonra kendimize bulamadık. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. 2 hours later. Göremiyorum. Efsaneler. Efsanevi karakterler. Neredesiniz? Efsanevi karakter yok sandınız değil mi? İşte o. Hesabın adını şuradan görüyorsunuz. Şep hesabını verdi. Dedi ki efsanevi çıkmamış bir video olabilir mi? Bütün dedi şansını kullan bana efsanevi çek. Yoksa dedi seni öldürürüm. Uğurluk, Karambitim. O da burada. Şu an Şeb'in hesabına bir hiçlik efsanevisi çekmek için karşınızdayım. Dedi ki sakın gidip 888'lerde dedi totem yapma. İlk bulduğun server'da gir. English 37'deyiz. English 37'de bir açılış yapacağız. Biraz cosplay ile girdim ama umarım sonu güzel gider. Şu an kameranın şu kısımları falan dalgalanıyor. Çok mutlu değilim ama taşlar sonrasında çok mutlu olacağım. O zaman başlayalım. İlk olarak 35 adet mor taşımız. Hiçlik efsanevisi arıyoruz. Güzel karakterler arıyoruz. Bir nadirle başladık. Adı Çukur. Devam. Bugün Şebe bir hiçlik efsanevisi bulacağımızı umuyorum. Bir adet eziyetçi bulduk. Bakalım ne kadar yerimiz var. Yerimizi bir kontrol edelim. Birazcık yer açmam gerekecek. 11 taş daha açalım. Sonra Şeb'in hesapta yer açma işlemine gidelim. Bakalım efsanevi bulabilecek miyiz? Belki bulursak efsanevi dururuz. Kim bilir. Bir adet deşen yumruk. Sırtı falan dikenli bir arkadaş. Buralara umarım müzik koymuşumdur. Eğlenceli açıyoruzdur. 4. nadir. İfrit. Bazı arkadaşlar duydum ki Şebe bahtsız bedevi falan diyorlarmış. O arkadaşları da bu videodan sonra susturmak istiyorum. Susturamazsam da bu benim ayıbım olacak. Çünkü 6. nadir. Bir adet hançer çektik. Benim hesapta da bulamamıştık bir efsanevi. Oğlum bende de bir dagger bulmuştuk. Umarım aynı olmaz. 7. nadir. Malbranche. Malbranche tasarım olarak güzel bir karakter. Örgüleri falan bayağı sağlam. Ama becerileri değil.
Artık bir adet epik istiyoruz. Bir adet muhalif geldi. Muhalifi de geçtik. 26 taşımız kalıyor. Bir nadir daha. Şep o kadar şanssız ki büyü mü yapılmış, ne olmuş? Bir daha epik dahi bulamadık. %16'lık şansımız var. Ve ilk epiğimiz ne geldi? Bir Pedima. Pedima. Süper. Bir Pedima bulduk. Pedma'mızın abiri bir atak azaltıyor. Aslında gruplar için bir numara IQ'si isabet azaltıyor ve bir avantaj kaldırıp çalan becerisi var. Bakalım Pedma'sı var mıymış? Pedma'sı varmış. Hiç iyi olmadı ama aramaya devam. Her yerimiz kaldı. 3 tane daha yerimiz var. Hemen açalım 3 yerimizi. Hiçlik efsanevisi arıyoruz. Bir nadir daha aldık. Siper! İşte bu. İşte Siper bir numaralı hiçlik karakteri olabilir. Efsanevilerden daha efsanevi. Bir adet Centurion aldık. Şanssız hesap. Şanssız hesap. Bu şanssızlığı kırmak için şu an yapacağım işlem gidip o kasayı boşaltmak olacak. Gidip kasayı bir boşaltalım. Evet geri döndü. Şimdi taşları açmaya devam ediyoruz. Tekrardan müziği verelim. Duyamıyorum. Size geliyor mu? Bence geliyor. Hadi bakalım. 22 taşımız daha var. Sadece bir epik bulabildik ilk partiden. Buradan da bir adet kararlı şef geldi. Şansımız neden iyi gitmiyor? Neden bu hesap bu kadar şanssız? Bir adet kazıyıcı füzyon parçalarından bir tanesi. En azından bir etkinliği zıplamasına sebep olacak şefin. Güzel. Bir epik daha aldık. Yüksek Titan. Ben de aldım. İğrenç bir karakter. Tekrar inceleyelim. Bir defans azaltması var, kışkırtması var, defans artırımı var ve kafes kıranın yediği hasarı emiyor ama kafes kıranı neden kullanasınız ki? Bir nadir siper daha aldık. Siper bu haftanın modası. Asla eskimeyen yakışıklı bir karakter. Devam edelim. Bir nadir daha aldık. Rowan değil Dagger. Tabii ki Rowan epik karakteri. Devam ediyoruz. Bir nadir daha. Bir deri tazısı, süper bir farm karakteri. Zaten söylemiştim. Devam. Şebe efsanevi yok. Kararlı şef var. Son 15 taş. Hadi bakalım. Bir nadir daha gelsin. Bir adet hiddet taciri. Eski füzyonların birinde kullanıldığı işe yaramaz bir karakter daha. Bir nadir daha aldık. İfrit. Yok. Yani güzel epik bile alamıyoruz. Bir insan yiyen bari gelseydi. Ne? Bir Aman tanrım! Bu! İşte bu! Bunun sayesinde aldık. Büyük Nekret! Oyundaki en iyi 3 ya da 4 hiçlik efsanevisinden birini aldık. Büyük Nekret aldık. Şepe bu sefer gurur duyacak. İşte bu! Neler yapıyor bu Büyük Nekret? O kadar büyük bir karakter ki A1'iyle atak kırıyor. A2'siyle müttefiklerle bir düşmana saldıran bir ela yatağı var. Bir adet bütün buffları verdiği bir özelliği var. 3 turluk falan filan diyor ama ben kimde görsem 6 turluk bir müttefik koruma veriyor. Onun dışında kalkanı, müttefik korumaları 3 tur boyunca ekstradan bu sayede 6'ya çıkıyor. Muazzam bir karakter. Herkesin istediği bir karakter. Statları zaten ortada. En yakın zamanda bunun incelemesini de Şev'in aracılığıyla çekeceğim. Şimdiden kendime rezerve yapıyorum. Muazzam. Bundan sonra nadirleri çekmeye devam edebiliriz. Kararlı Şev 3 oldu ama Nekret 1. Devam ediyoruz. Şu an var ya o kadar keyifliyim ki. Belki gözlüğün faydası, belki başka bir şeyin ama kendime çıksa bu kadar sevinmezdim. Nekret'i aldık Şev'in hesabına. Önceki defterleri de kapattık. Devam. Bakmıyorum. Açıyorum. Durdurucu. Durdurmazsan adam değilsin. Bir nadir daha geliyor. Hasatçı. Jack'in karısı olsa gerek. Sadece hasatçı. Balkabağına dönüşmeden önce bir flörtmüş sanırım. Bir adet Kurzat Derin Kalp. Hiç böyle bir karakter gördünüz mü? Muhteşem. Ama bizim bugünkü şansımız daha muhteşem.
Bir adet gözü patlak Heyula bulduk. Witcher 3 oynayanlar boğulmuş Heyulaları bol bol görmüştür orada. Devam ediyoruz. Çakma arayıcı, kıyamet çığlığı, son 3 taşımız. Bakalım son 3 taşımızdan bir şeyler alabilecek miyiz? Slasher. Slasher kaç oldu artık? Çok seviyor gelmeyi. Bir epik daha aldık ve bir ışık yeminli. Belki yoktur elinde, gruplarda kullanır. Bana bugün çıkan epiklerin aynıları şebe de çıktı aslında teknik olarak. Bir adet durdurucu. Bir adet açmayı unutmuşuz. Son taşımız. Şeye de bakmak istiyorum. Işık yeminli de yokmuş sanırım. Güzel. Işık yeminli de yeni olmuş. Ama şu nedir arkadaş? Arkadaş bu nedir? Base statlarına da bakalım. 21k canı, 1300'lük bir defansı var. Sadece hızı biraz yavaş ama kiti muhteşem. Bir de şeye bakmak istiyorum. Buradan grup savaşlarından umarım bitirmemiştir. Hortlak sürüleri güzel. En kısa zamanda bu şekilde bitirecek. Son bir yer açalım. Madem o kadar geldik. Bu hakkı da kendimizde bulduk bu kadar. Kimi yemleyebiliriz? Kimi? Valla şöyle biraz puanından çalacağım ama şuradan bir ne çok karakter kasılmış. Yüksek hakimler bir şeyler. Aga şu Dagger'ların birini alalım. Nasılsa çok fazla da yemimiz var. Şöyle bir 6, bir de bir 5 bir 6 basıyorduk sanırım. Bir 5 bir 6 bastık. Bu Dagger'ımızı da aşağıdaki çöplerle atlatalım. Helal et şep. Şu iki. Bir tane de yem kullanıyorum. Dagger'ımızı attık. Yerimizi açtık. Ve boom. Son taşı da açıyoruz. Büyük Nekrit'i aldık. Bir de buradan efsanevi yansaydı ne muhteşem olurdu. Kehanet Rahibi geldi. Kehanet Rahibinden de bahsettiğim güzel diriltme yapan bir karakter. Gayet keyifli bir taş açımı oldu. Eğer efsanevi bulamasaydık şu sarı taşları da açacaktık. Ama gayet güzel bulduk. Bakalım kaç puan aldık. Puanımız da bayağı birikmiştir. Gerçi epik alamadık ama 35 taşta. Ben 31'de aldıysam 5 epikle beraber mutlaka almıştır. Kitabı da almış. Bakalım 7. 3200 puan. Üste zorlayacağını sanmıyorum. Kalan taşları diğer etkinliğe ayırır. Kitap ne durumda? Yoho, oh, kitaplar muazzam. Hatta Nekrete bir bakalım nasıl bir kitap istiyor. 4, 5, 6, 6. Bu kitabı ben basayım mı? Hadi kendi bassın. Bu zevki de o yaşasın. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Güzel bir video oldu. Keyifli bir video oldu. O zaman şöyle yapalım. Göremiyorum. Hayır. Hiçlik efsanesi alamayan kimse göremiyorum. Çünkü ben aldım. Görüşmek üzere.